Efendim, size bugün acayip kolay bir tatlı yapacağım. İsmi şerbetli ay tatlısı ve yaptığınız zaman evde bayıla bayıla yapacağınız net tariflerden bir tanesi olacak. Öncelikle şerbetini hazırlayarak işe başlıyoruz. Şu gördüğünüz minik tencerenin içerisinde toz şekerimiz var. Üzerine 2,5 bardak kadar da su ekleyeceğim ve şeker eriyene kadar karıştırarak işe başlayacağım. Şeker eridi, altını yakalım ve şerbet kaynayana kadar bırakalım. Şerbet kaynayınca birazcık kısacağım ve hafiften tıkırdatacağım. Şimdi buyurun tatlının genel hamurunu hazırlamak için işe başlayalım. Burada gördüğünüz gibi un var kasenin içerisinde. Unun içerisine pirinç fındık ekliyorum. Arkasından 2 yemek kaşığı kadar irmik, kabartma tozu ve toz vanilyayı da ekliyorum. Kuru malzemenin hepsini şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra tezgahın üstüne transfer ediyorum. Şu şekilde ortasını açıp bir havuz yapıyorum. Peki başka ne koyacağım? Bunu lezzetlendirecek ve ıslatacak bir hamur haline getirecek diğer ilavelerim. Öncelikle yoğurt. 2 yemek kaşığı yoğurt, çeyrek su bardağı ayçiçek yağı, 1 adet yumurta ve 125 gram erimiş tereyağını havuza koyuyorum. Her şeyi bir çatalla güzelce karıştırıyorum. Sıvıyla kuruyu yavaş yavaş birbirine yediriyorum. Bu işlemi yaparken bir çatal veya bir tezgah spatulasından faydalanabilirsiniz. Ve şu şekilde böyle karıştırarak bir araya getirebilirsiniz. Benim tezgahım T1 porselen tezgah. O yüzden bu tip tariflerde hem soğuk olmasından dolayı içinde yağlı tariflerde çok işe yarıyor. Hem kolay çalışmasından dolayı benim favorilerimden hem de çatalla ve benzeri şeylerle çizilmediğinden, kolay kolay kırılmadığından ve yanmadığından dolayı mutfakta her işimi görüyor. Eğer siz de merak ediyorsanız bütün kalem mağazalarından gidip bakabilirsiniz. Nerede dersiniz? Benim fotoğrafımın hemen yanında. Öncelikle bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra tekrardan dönüyorum buraya. Şimdi bunu güzelce bir araya getireceğiz. Hafifçe yoğuracağız. Şimdi sıra geldi bu arkadaşın işlemini yapmaya. Hamurunuzu bir bıçakla veya elinizle İstediğiniz gibi ortadan ikiye doğru bölün. Bu arada eğer şerbetiniz güzelce kaynadıysa altını kapatın, birkaç damla limon suyu sıkın, karıştırın ve soğuması için onu kenara bırakın. Sonra buradaki hazırladığınız hamuru şu şekilde hafifçe açın. Açacağınız boyut böyle yarım parmak kalınlığında olacak. Unutmayın bunun içinde hafifçe bir kabartma tozu da olduğundan dolayı fırında pişerken birazcık yükselecektir hamur. Çok da aşırı derecede yüksek hale getirmeye gerek yok. Şöyle hafif bir şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi kenarına köşesine. Bıçağınızla kenarını kesin. Sonra bardağınızı alın ve bardağın tam yarısına gelecek şekilde şu şekilde hamurunuzdan parçalar kopartın. Şimdi gördüğünüz gibi bu ilk koparttığınız parçalar tam bir ay şeklinde değil. Ama buradan sonra ikinci kopartacaklarınız tam bir ay şeklinde. Güzel güzel ay parçası şeklinde tatlılar yapmanızı istiyorum sizden. Arta kalan küçük parçalar ne oluyor? Hop diğer hamurun üstüne ve bir sonraki turda açılmayı bekliyor. Biz de bu şekilde güzel güzel aylar elde ediyoruz. Efendim tatlılarımız hazır. Direkt olarak gidiyoruz fırına. Bir tepsiye sığdıramadığım için ben iki tepsi yaptım. 180 derecelik fırında 30 dakika kadar pişecekler. Sonra çıkartacağız. Orada da şerbeti iyice bir soğutacağız. Sıcak tatlıya soğuk şerbeti bir basacağız. Mükemmel bir sonuç bizi bekleyecek. Yarım saat sonra. Yarım saatin sonunda artık tatlılarımıza kavuşabiliriz. Bak gayet güzel. Renk aldılar, piştiler ve tabii ki olması gereken şekline, şemaline büründüler. Şimdi cömertçe şerbetleyeceğiz bunları. Şu coslamayı duyuyorsunuz. Bu gezdirdiğiniz şerbeti güzelce çeksin diye burada kendi fırın tepsisinin içinde bekleteceksiniz. Servis yapmak için birazcık soğumasını beklemem lazım. Sıcak kaplar tezgaha zarar vermez mi diye düşünebilirsiniz. Haklısınız başka tezgahlara belki ama T1 porselen tezgaha asla zarar vermez. Çizilmez, kolayca temizlenir ve sıcak uygulamaya da gayet müsaittir. Tatlılarım soğuduktan sonra servis tabağını alacağım. Ondan sonra da sizin beğeninize sunacağım. Ben yaptım, siz de yaparsınız. Hepinize afiyet olsun.